Merhaba arkadaşlar, harika bir yerde daha karşınızdayız. Balıkesir'de 2 milyon TL'ye 6,5 dönüm arazi ve prefabrik yapısı olan, manzara mükemmel bir yer daha arkadaşlar. Bu sahibinden sattık olduğu için uygundur. Yoksa bu kadar boş araziyi alamazsın, değil mi? Yani neden? Şimdi nedenlerine geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu 500 bin liraya ancak yaptırırız. Niye? Bu kaç metreydi? 55 metrekare. Baktım, bunun altyapısını hazırlamak, getirtmek, kondurmak 500 bin lira arkadaşlar. Kalıyor 1,5. O zaman dönümü kaça geliyor? 6,5 dönümse 250'ye falan geliyor. Pahalı yani. Aslında pahalıymış. Ama şöyle arkadaşlar, yan yana şey yapmış, bu tarafta ya, buradan içeriye doğru mağara gibi evler de yapabilirsiniz. Turistlerin gelip kalabileceği. Buradan nehir akıp geliyor arkadaşlar. Bakın, nehrin dibinde çok güzel manzaralı bir yer. Evet. Bakın, bu dediğim yer burası işte. Arka tarafını delebilirsiniz. Ön tarafı işte, bunun için ben beğendim arkadaşlar. Bunu buraya koymak ne kadar güzel olur, değil mi? Sanki çok acayip bir yerdesiniz. Hani filmlerde olur ya, işte öyle bir manzarası var. Manzara için ev mi alınır bilemiyorum yani. Evet, bu en azından bir, hiç çadırdan kalmaktansa bir yaşam alanı var. Temiz mutfak, süper yerler. Dolaplar güzel, harika. Ama işte ben burayı seviyorum arkadaşlar. Bizim yeşile vurgunuz. Gördüğünüz gibi gerekli özen gösterilerek çay keyfine düşkün benim gibi hanımefendiler de, beyefendiler de. Burada bu manzara eşliğinde çay keyfini yapmak şehirde oturmaktan milyon kat daha huzur verir. Evet, bu manzara süper arkadaşlar. Arabanızı koyacağınız yer de var. Buralarda da istediğiniz hayvancılığı yapabilirsiniz. Arıcılık için çok süper bir yer. Bu derede de su varsa balıkçılık bile yapabilirsiniz. Özellikle gaz beslemek için, ya bir de gaz mı besleyecek sabaha kadar, vık 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 vık, değil mi? Tabii doğayı sevip sevmemenizle ilgili. Gazlar o kadar güzel hayvanlar ki, acayip değil mi? Çok güzeller. Evet, her türlü kendi ihtiyacınızı karşılayacak ürünü üretmenize yetecek kadar arazisi olan, yaşam alanı hazır oturmaya müsait çok güzel bir yer. Birazcık pahalı ama yani değer yani. 120 adet badem ağacı var. Bak, tek tek saymış hanımefendi. 20 adet fındık ağacı var. Bak, fındık var, erik var, ceviz var, incir var, varoğlu var, armut, cennet hurması bile var yani. Bunlar biliyorsunuz çok değerli yani, cennetten gelme. O yüzden yaz kış, değil mi? Her şey var. Muşmula bile var yani. Ne bulmuşsa ekmişler. Bak, bu da benim gibi 10 tonluk koyu. Koyunun 10 tonluğunu ilk defa duydum yani. 10 ton koyu varmış. Yani koyu 10 tonluk nasıl oluyor yani? Koyudan su çekip basabiliyorsun. 10 ton su çekiyor herhalde. Bilmiyorum bunu. Daha yazamadığı bir sürü şey varmış. Yolu açık. Elektriği var mıydı? Evet. Hızlıca bir elektriğine de bakalım. Elektrik nasıldı? Elektrik vardı herhalde. Evet, elektrik var işte. Bak, elektrik kablosu. Elektrik, bak. Elektriği en önemlisi bu. Bak, bu elektrik direği mi? Telefon direği mi? Telefon direği gibi elektrik direkleri de vardı eskiden. Var var, elektrik var gibi. En önemlisi bu, elektriği var yani. Yapı izni falan almana da gerek yok. İstersen yanına bir tane konteyner daha atarsın. 150 bin liraya al sana. Bir daire gibi bir şey oldu yani. Şu tarafa, değil mi? Altyapısını yaparsın, etrafını dolandır işte. Bir tane koy, iki tane koy, üç tane koy artık, yeteceği kadar. Vallahi ben manzarasına bayıldım. Gerisi de size kalmış.